Üzerinde yetenekler soruyor hashtag ile birçok soru alıyorum ve bunların cevaplarını da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Burada en çok aldığım sorulardan bir tanesi de nasıl bilgi teknolojileri sektöründe bir insan kaynakları uzmanı olabilirim? CV seçimlerini nasıl daha efektif yapabilirim? Şeklinde sorular geliyor. Bu konuda oldukça uzman olduğunu düşündüğüm bir pirimden yardım istedim ve kendisine bu soruları sordum. Sizin yönlendirmiş olduğunuz soruları sordum. Bakalım o nasıl cevaplar vermiş. Merhaba Sibel Hanım. Sizi tanıyalım öncelikle. Merhabalar. Ben Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden de yüksek lisans alarak mezun oldum. Kariyerimin ilk yıllarında donanım mühendisi olarak çalıştım. İlerleyen yıllarda da teknoloji alanında yönetim danışmanı, teknoloji sektöründe C-level yönetici, ve kıdemli uzman seçme ve yerleştirme konusunda hizmet veren insan kaynakları danışmanı, işletme ve girişimci koçu olarak hizmetlerime devam ettim. Bugüne geldiğimizde ise dijital dönüşüm çağında bu dönüşüme başlayan şirketlerde yetenek yönetimi, organizasyonel değişim yönetimi, iş gücünün sürdürülebilirliği ve bağlılığı konusunda Danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyorum. Teknoloji alanında insan kaynakları hedefleyen birine bir yeni mezuna ne önerirsiniz ve uzmanlaşmak için hangi yetkinlikleri edinmeli sizce? Ee, kariyerine teknoloji alanında İK uzmanı olarak başlamak isteyen arkadaşlarıma öncelikle çok iyi bir seçim yaptıklarını söyleyebilirim. Bu kişilerin öncelikle sektördeki tüm IT pozisyonlarının görev ve sorumluluklarını hangi yetenek ve yetkinliklere sahip olmaları gerektiği konusunda bilgi toplamakla işe başlamalarını öneririm. Ondan sonra bu kişilerde hangi yetenekler ve yetkinlikler olması gerekir derseniz epey bir uzun liste var. Çünkü hem insan kaynakları uzmanı hem de teknoloji alanında bu işi yerine getirmek oldukça fazla yetkinlik gerektiriyor. Bir kere dürüst olması gerekiyor bu kişinin. Bilgi gizliliğine sahip olmak insan kaynakları danışmanlığında çok önemli. Etik duygusu olmalı, duygusal zekaya sahip olmalı, iletişime açık olmalı. Danışmanlıkta özellikle güçlü ve hedef odaklı sorular sormak çok önemli. Etkin dinleme becerisine sahip olmalı. Çünkü karşıdaki anlat, adayın anlattıklarını doğru dinleyebilmek için Etkin dinleme becerisine sahip olması gerekiyor bu kişinin. Merak ve sorgulama becerisi olmalı. Sentez ve değerlendirme, kritik düşünce, analiz, yaratıcılık, araştırma, öğrenmeye açık olma ve hızlı öğrenme, sabır, detaylara önem ve dikkat verme, büyük resmi görebilme, kendisini çok iyi ifade edebilme, alternatif çözüm bulma, problem çözümü ve tabii ki esneklik, değişen koşullara ayak uydurabilme, işbirliği ve takım çalışması bu çağımızın gerekli olan yetkinliklerinden en önemlilerinden bir tanesi ve çeviklik ve uyum, değişen şartlara, değişen ortamlara çabuk adapte olabilme çünkü dijital dönüşüm çağında yaşıyoruz ve her şey çok hızlı değişiyor. Liderlik planlama, organizasyon ve koordinasyon becerisi. Siz bu listeden yararlanarak kendinizde hangi becerilerin, hangi yetkinliklerin olduğunu belirledikten, saptadıktan sonra hangi alanlarda kendinizi geliştirmek istediğinize çok rahatlıkla karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Yazılım eğitimi almalı mıyım sorusunu nasıl cevapladınız? Ee, teknoloji alanında insan kaynakları uzmanı olmayı seçen bir kişinin yazılım öğrenip öğrenmeme konusu biraz da meraka bağlı. Şöyle diyelim eğer teknoloji tabanlı bir eğitim almışsa bu mesleğe atılma sürecinden evvel zaten e, sektörde kullanılan çoğunlukla kullanılan yazılım dillerine vakıf ol olduğunu düşünüyorum. Eğer teknoloji tabanlı bir okuldan mezun olmamışsa sektördeki ağırlıklı olarak kullanılan programlama dillerinden birini veya birkaçını öğrenmesi, en azından onun hakkında genel bir bilgi sahibi olması çok önemli. Bunu yaptıktan sonra da bu mevcut dillerin benzerlikleri, farkları, avantajları, dezavantajları ve hangi alanda hangisi daha verimli ve etkili sonuçlar doğuruyor, yaratıyor, kullanıldığında bunları da araştırması gerektiğine inanıyorum. IT işe alım uzmanı olarak CV elemeleri yaparken nelere dikkat etmeli? İşe alım uzmanı CV üzerinde eleme yaparken gerçekten çok dikkatli olmalı. Öncelikle profili veren pozisyonun sahibi şirketin profilde aradıklarını çok iyi öğrenmeli, incelemeli ve içine sindirmeli. Ondan sonra CV'yi eline aldığında öncelikle akademik kariyeri, yabancı dil konusu, lokasyonu, yaşadığı ve çalışmak istediği lokasyonu, seyahat edilebilirlik ve erkekler için de askerlik du durumunun, pozisyonun sahibi olan şirketin verdiği e, özelliklere, profilin tanımına uygun olduğuna dikkat etmesi gerekiyor öncelikle çalıştığı yerlerdeki işe başlangıç ve bitiş tarihlerine bakmalı. Bunlar arasında uyum var mı? Eğer arada bir boşluk var ise bu boşluğun nedenini sormak üzere kendisine not alabilir. Eğer ki yeni mezun ise o zaman aldığı dersler, ortalaması bir değerlendirme kriteri olarak kullanılabilir. Adayın eğer bir LinkedIn profili varsa o LinkedIn profilindeki bilgilerle CV'deki bilgilerin tutarlılığını kontrol etmek gerekebilir. Bir de günümüzde insanlar sosyal medyayı çok aktif olarak kullanıyorlar. Sosyal medyadaki paylaşımlara bakmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü eğer adayın daha doğrusu pozisyonun sahibi olan şirketin kurum kültürüyle aykırı düşecek bir takım paylaşımlar varsa bunları da göz önünde bulundurmak gerektiğine inanıyorum aldığı profesyonel eğitimler, sertifikalar incelenmeli. E, sosyal becerileri yazılmışsa onlara bakmalı. İstenen profildeki e, aranan niteliklerle uyuşuyor mu diye. Bir de sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak ve bir hobisi olmak benim şahsen benim açımdan çok önemli. Bu bana şunu söylüyor. Diyor ki bu kişi iş hayatının dışında da stresini sağaltabileceği, kendinden başka kişilere fayda sağlayabileceği bir takım hobilere veya uğraşılara sahip. Bu benim için artı bir değer. Bu konuya da önem vermenizi öneririm. İstenilen ücret belirtilmişse o ücretin deneyim ve alınan eğitimle birlikte pozisyonun da piyasadaki rayiçleriyle uyumlu olup olmadığına bakmakta yarar var. Eğer bu tüm, tüm bu incelemelerden sonra CV'den yeterli derecede tatmin olmadığınızı düşünüyorsanız, adayla bir kısa telefon mülakatı yapabilirsiniz veya gerçekten e, adayın kendisinden bu bilgileri almak, daha detaylı bir şekilde almayı düşünüyorsanız da kendisini mülakata devam, davet edebilirsiniz. IT işe alım uzmanı olarak mülakatlara nasıl hazırlanmalı? IT işe alım uzmanı mülakatı öncelikle dediğim gibi pozisyonu ver, veren şirketin istediği özellikleri bir gözden geçirerek başlar. Daha sonra da CV ve sosyal medya paylaşımlarını biraz evvel anlattığım özelliklere göre dikkatlice incelemesi gerektiğine inanıyorum. Benim de insan kaynakları danışmanlığı yaptığım dönemlerde adaylardan aldığım geri bildirimler bazen İnsan kaynakları uzmanları CV'leri incelemediğinden CV üstünde yazılan bilgileri adaylara sorduklarını e, karşılaşıyorum. Bu e, bilmemezlikten de olabilir veya orada yazanı doğrulamak isteğinden de olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Eğer e, işe alım uzmanı kendi şirketi için aday arıyorsa mutlaka kendi şirketi hakkındaki o adaya vereceği bilgileri hazırlamalı. Bu pozisyonun neden ihtiyaç duyulduğu konusunda adaya bir bilgi vermek için hazırlıklı olmalı. Eğer bir dış kaynak insan kaynakları uzmanıysa da hem kendi şirketi insan kaynakları şirketi hem de pozisyonun sahibi olan şirket konusunda e, bilgi vermeye hazır olmalı. Bazen pozisyonun sahibi olan şirketler kendileri hakkındaki bilginin gizli tutulmasını isterler. Böyle bir durumda da kesinlikle şirket bilgisi paylaşılmaz. Bu da önemli bir gizlilik kuralıdır. İK uzmanı adaya soracağı soruları da öncelikli olarak hazırlarsa çok daha hedef odaklı bir mülakat geçirilmiş olur. Adaya sunulacak ücret paketinin tüm detaylarını biliyor olmalı. Tecrübenize de dayanarak IT işe alım görüşmelerinde sizce bir adayda olmazsa olmaz yetkinlikler nelerdir? IT işe alım uzmanının bir adayda arayacağı özellikler pozisyon sahibi olan şirketin verdiği teknik yetkinliklere ve de sosyal beceri ve yetkinliklere bakmak lazım. Buna uygun olup olmadığını irdelemek lazım adayın. Eğer ki bu özellikler bu liste verilmemişse İK uzmanına. E, burada yine en başa dürüstlük ve etiği koyuyorum. E, adayda özellikle it alanında çalışacak bir adayda e, çeviklik ve uyum, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcılık çok önemli. Artı daha evvel e, Teknik kişilerde duygusal zekadan ziyade teknik zekanın olması daha öncelikliydi. Bununla beraber artık günümüz şartlarında insan odaklı işler yapıldığı için IT konusunda çalışacak bir kişide duygusal zekasının olması çok çok önem arz etmektedir. Araştırma becerisi, iletişime açık olması sorgulama becerisi, kritik düşünce ve analiz becerisi, sentez, değerlendirme, alternatif çözüm bulma becerisi, problem çözme becerisi, öğrenmeye açık olma ve sürekli öğrenmek çok önemli. Bir de bilgi gizliliğine saygı. Burada da çok önemli çünkü bir IT uzmanı firmadaki en en önemli verilere ulaşabilen kişi olduğu için Bilgi gizliliğine önem vermek önemli becerilerden, yetkinliklerinden biri olmak durumunda. Kendisini iyi ifade etmedi. Genelde IT uzmanları daha teknik kişiler oldukları için bazen kendisini ifade etmekte güçlük çekebilir. Bu konuda da e, ifade becerisi güçlü olan adaylar arasından seçim yapmak daha sonraki projelerde başarıyı yükselten bir etken olacaktır. Dolayısıyla da etkin dinleme becerisi hem detaylara önem verebilecek bu kişi hem de büyük resmi görebilen bir kişi olursa çok daha etkin ve faydalı olabilir çalıştığı şirket için. Planlama, organizasyon, koordinasyon ve liderlik becerilerini de tabi saymadan geçemeyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın enerjiniz hep yerinde olsun. Teşekkürler. Sibel Hanım'a bu güzel cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenirseniz, bu tarz içerikleri üretmek için bize de motivasyon kaynağı olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Bize her zaman sorularınızla da ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.